istiyorum. Her birimiz elektromanyetik varlıklarız. Bedenimizin sağ tarafı eril tarafımız, yani erkek tarafımız, yani gelecek tarafımız. Bedenimizin sol tarafı geçmiş tarafımız ve dişi tarafımız. Yani bedenimizdeki rahatsızlıklara baktığımızda hangi noktalarda sıkıntı yaşadığımızı bize anlatıyor. Yani sağ bölgemizde yaşadığımız sıkıntılar, mutlak suretle gelecekle ilgili yaşadığımız endişeler, eş, erkek tarafla alakalı, baba faktörü olabilir, oğul olabilir, kardeş olabilir, erkek arkadaş olabilir, yaşadığımız sıkıntıların sonucunda biriktirdiğimiz yüklerin bedenimize yansıması. Sol tarafımızdaki rahatsızlıklarda dişi tarafımız, aile tarafımız, kadınlarla anne, arkadaş, kadın arkadaş ve kayınvalide olabilir. İşte yani kadınlarla olan tüm sorunlarımızın bedenimize yansıması şeklinde biz bunları hissediyoruz. Ve gerçekten her bir noktaya baktığımızda da bugüne kadar ben 6 yıldır deneyimliyorum. Hiç yanılmadık ve kendi içinde çözümleri bulduğumuzda en önemli şey affetmek. Affetmeyi deneyimlediğimizde gerçekten bedenimiz özgürleşiyor ve gereksiz olarak taşıdığımız Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı bıraktığımız takdirde de bedenlerimizde muhteşem rahatlamalar gerçekleşiyor. Ve bunu deneyimleyen arkadaşlarım çok ama çok, yani sayı olarak şu anda söyleyemeyeceğim. Ve gerçekten hastalık adını verdiğimiz o duygu durumundan kurtulmuş oluyorlar. Çok önemli rahatsızlıklar geçiren arkadaşlarımla çalıştım diyelim, danışanlarımla çalıştım diyelim. Her biri bunu deneyimledi ve gerçekten çaresizseniz çaresizsiniz. Her şey kendi elimizde. Yeter ki isteyelim, niyet edelim ve biz bunun bir başlangıcını yapmış olalım. Evet, şimdi ciltten sonra kazalarla başlamak istiyorum. Aslında kaza olarak gördüğümüz şeylerin kaza olmadığını, her şeyi olduğu gibi kazaları da bizim yarattığımızı size anlatmak istiyorum. Tabii ki biz bir kaza geçirmek istiyorum demeyiz ama düşünce kalıplarımızla kazaları kendimize çekeriz. Kazalar aslında kızgınlık ifadesidir, birikmiş öfkedir. Kazalar ayrıca otoriteye karşı çıkma arzusudur. O kadar kızarız ki birisine vurmak isteriz ama birisi gelir bize vurur ve çarpar. Yani kızgınlık ifadesini de bu şekilde deneyimlemiş oluruz. Kendimize kızdığımızda, suçluluk duyduğumuzda, kendimizi cezalandırma ihtiyacı duyduğumuzda da kaza bu işleri görür. Kazada bizim hiç suçumuz yokmuş gibi görünebilir. Kader diye bakabiliriz biz buna. Fakat kazayı bir de şu açıdan ele almak da gerekebilir. Kaza başkalarından ilgi ve şefkat görmemizi de sağlar. Birileri bize bakar, yaralarımızı iyileştirir. Bazen yatakta uzun süre istirahat etmek zorunda kalırız ve ağrılarımız olur. Ağrılarımızın bedenimizde oluşturduğu yerler, hayatımızın hangi alanında kendimizi suçlu hissettiğimiz konusunda da bize ipuçları verir. Bedensel hasarın boyutu ne kadarsa aslında kendimizi o kadar ağır cezalandırmak istediğimiz kaynaklıdır. Bu çok önemli. Ve gerçekten kendimize duyduğumuz suçluluk duygumuz ve başkalarına duyduğumuz kızgınlık ifademiz bize kazalarımızla ilgili deneyimlerimizi maalesef getirir. Artrit, romatizma deriz biz bunun adına. Ve bu genellikle sürekli yargılayan, eleştiren insanların hastalığıdır. Kendilerini yargılayan, başkalarını yargılayan insanların hastalığıdır. Artrit hastaları sürekli eleştirildikleri için sürekli eleştirilirler. Mükemmelliyetçilik tutkunudurlar. Her koşulda, her zaman mükemmel olmaları gerekmektedir. Yani onların bu düsturu kabul ettiği bir durumdur. Ve gerçekten de kendilerini serbest bıraktıklarında derler ya, su akar yolunu bulur şeklinde, bedenlerindeki o birikmiş yoğun enerjiyi akışa bıraktıklarında, gerçekten ben deneyimledim bu tür rahatsızlıkları danışanlarla. Gerçekten o yol mutlaka açılıyor ve işte yine her birimiz buna hastalık diyoruz ama hastalık adını verdiğimiz duygu durumlarından kurtuluyoruz. Çünkü her biri bir duygu durumu bana göre.
Neyi istiyorsak aslında ne atasözleri de çok güzel ifade ediyor. Ne ekersek onu biçiyoruz. Neyi hayatımıza çekmek istiyorsak da gerçekten biz onları hemen bu yarın olmasa da düşüncelerimizle, eskiler yine bunu çok güzel söylemişler, bir şey 40 kere söylerseniz olur diye, neyi deneyimlemek istiyorsak da mutlaka bunlar bizim karşımıza geliyor. Astım. Astım, kendin için nefes almayı hak etmeme duygusu olarak tanımlıyoruz biz. Astımlı çocuklarla çok çalıştım. Bu çocuklar aşırı duyarlılığa sahip olan çocuklar ve çevrelerinde tüm olup bitenlerden kendilerini sorumlu hissediyorlar ve suçluluk duyuyorlar. Kendilerini değersiz görüyorlar. Astım hastalıklarıyla ilgili ben kız kardeşimde de deneyimledim. Coğrafi değişiklikler bazen astım için yararlı oluyor. Özellikle aileden uzaktaysa, yani astım aslında nefes ciğerleri de temsil ediyor. Burnumuzun ucunda gördüğümüz kızgınlıklar bize bunu gerçekleştiriyor. Ama aileden uzakta olmaya başladığımızda da, yani yalnızlığı deneyimlemeye başladığımızda da hastalıktan eser kalmıyor. Bu arada boğazlarla ilgili ciddi bir çalışma oluyor. Eminim ki boğazlarınızda bir rahatlama hissediyorsunuz bence. Enerji olarak ben bunu hissediyorum. Astımla ilgili de evet, burnumuzun ucundaki insanları affettiğimizde, onları olduğu haliyle kabullendiğimizde, çünkü her birimiz ayrı bir yazılımlarla dünyaya geliyoruz ve hiç kimseyi değiştiremeyiz veya değiştirmek için de herhangi bir çaba sarf etmemeliyiz. Onu sarf etmeye başladığımızda zaten tüm plan ve düzen rahatsız oluyor. Olanı olduğu haliyle kabule geçtiğimizde her şey de bizim adımıza zaten değişmiş olarak devam ediyor. Yaralar, yanıklar, kesikler, ateşlenme ve şişme, kabarma, kaşınma, bunu çok çok sık deneyimledim ben bana danışanlardan. Bunlar direkt kızgınlığın bedendeki ifadesi. Yani ne kadar bastırmaya çalışırsak çalışalım, kızgınlık ifadesini mutlaka o bir yolunu buluyor. Yara olarak, yanık olarak, ateşlenme olarak, kaşınma olarak çıkıyor. Ve birikmiş öfke patlaması şeklinde aslında kendini gösteriyor. Aslında biz öfkeyi biriktirmeden dışarıya bunu yansıtabilsek hiçbir şekilde bunları deneyimlemeyiz. Fakat biz maalesef son dakikaya kadar kendimizi bir volkan dönüştürüyoruz. Yani bir yanardağ şekline getirdiğimiz için de kızgınlık da duysak bunları ifade etmediğimiz için de bizim ülkemizde eminim tiroidle ilgili bu akşam tinüsle ilgili de bir şeyler anlatacağım. Tiroidle ilgili de çok sık rahatsızlıklar yaşanıyor. Yani bunun adına guatr diyoruz. İfade merkezimizi tıkadığımız için, yani yine onun altında korku yatıyor. Kaybetme korkusuyla maalesef o bölgemizi tıkadığımız için de her şeyi biriktiriyoruz ve işte o öfke patlamalarıyla da bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Şunları deneyimleyebiliriz. Ben arkadaşlarıma bunu tavsiye ediyorum. Özellikle çok ama çok kızgın oldukları zaman, kime kızıyorlarsa bir hafta alsınlar, yumruklasınlar. İçlerinde birikmiş o enerjiyi, o öfkeyi yastığı yumruklayarak çıkarabilirler, deşarj olabilirler. Aynı zamanda evinizde, arabanızda yüksek sesle şarkı söyleyebilirsiniz. Yani boğazda birikmiş enerjiyi bir şekilde dışarıya atmanın yolu yüksek sesle evin içinde veya arabada her neredeyse şarkı söyleyerek veya yüksek sesle konuşarak oradaki birikmiş enerjiyi atabiliriz. Bu çok faydalı. Sonrasında bizim bir tinüs bezimiz vardır. Bu tinüs bezi, yerini size tarif edeyim, göğüs boşluğunda soluk borusunun önündedir. Burası bizim bağışıklık sistemimizin merkezidir. Yani bütün bağışıklık sistemimiz buradan yönetilir. Tinüs bezimizi ne kadar çok titreştirirsek eğer,
hem sağlıklı oluruz hem de bağışıklık sistemimiz sağlıklı olur. O yüzden yüksek sesle şarkı söylemek, işte nerede söyleyeceksek, o timus bezimizin de titreşimini arttıracağı için bizim hastalanmayla alakalı oranlarımızı azaltan bir durumdur. Biz biraz önce size söylediğim göğüs boşluğunda ve soluk borusunun önündeki yere vurabiliriz. Yani çok ağır bir şekilde vurmasak da yani günde 20 kere 30 kere o noktaya vurarak oranın otomatik olarak çalışmasını da sağlarız. Mesela kahkaha da bir timus bezini çalıştıran noktadır. Yani zaman zaman kahkahalar atarak oradaki timus bezini, çünkü bir enerji hareketidir, oraya harekete geçirir ve bizim gerçek anlamda içeride hissettiğimiz öfkenin, kızgınlığın aynı dakika olmasa da bir müddet sonra kızgınlığın geçmesini deneyim, yani mutlaka bunu deneyimlersiniz. Bu birinci çalışmada, ikinci çalışmada olmasa da ilerleyen çalışmalarda mutlaka bunun faydasını görürsünüz. Gerçekten timus beziyle ilgili çalışmayı isterseniz alışkanlık haline getirin. Orası ne kadar çok titreşirse her birimizin bağışıklık sistemi o kadar güçlü olur. Kahkaha ve şarkı bizim timus bezimizi canlandıran bir organdır. Ve orası, yani bağışıklık sistemi en önemli durumdur. Bütün vücudumuzdaki temel enerji merkezlerini de harekete geçireceği için biriktirdiğimiz ne kadar negatifsel enerji varsa onların da timisi uyarmayla ortadan kalktığını deneyimleyeceksiniz. En azından 21 gün bunu deneyimleyin derim. Buna yastıkla vurmak çok önemli. Bunu da deneyimlemekte fayda var. İçimizde birikmiş öfkeyi atmak adına şarkı söylemekle birlikte bunları deneyimleyebiliriz. Hatta şimdi ben konuşuyorum ama bir yandan da sizlerin enerjilerini hissediyorum. Özellikle boğaz bölgesinden sonra çeneyi hissediyorum. Sağ çeneyi, sağ üst dişleri sıkıntılı olan arkadaşlarım olabilir. Gelecek endişesi olan arkadaşlarım olabilir. Erille barışamayan, işte erkeklerle ilgili kızgınlığı olan olabilir ki bu akşam ben meditasyonda eril enerjinin çalışması geldi içimden. Yani baba ile ilgili belki bir barış yapmamız gereken durumlar olabilir. Şu anda bunları hissediyorum. Ardından kansere gelelim. Kanser çok uzun süredir bastırılmış derin bir kırgınlığın bedeni sözcüğün tam anlamıyla yemesi hastalığıdır. Çocuklukta güven duygusunu kaybettiğimiz bir olay yaşanır. Bu yaşanan olay asla unutulmaz. Kişi kendini acıma duygusuyla yaşar ve uzun süreli geliştirici anlamlı ilişkilere giremez. İnanç sisteminden dolayı hayatı bir dizi düş kırıklığı olarak geçer durur. Umutsuzluk, acizlik, kaybetme duygusu düşüncelerine hakim olur. Ve tüm sorunlarını başkalarına suçlayarak kolay hale getirir. Ve kanser hastaları aynı zamanda çok öz eleştiri yapan hastalardır. Ben yine danışanlardan deneyimlediğim için bunu çok kolay söyleyebilirim size. Ve bana göre kanseri yenmenin en önemli anahtarı sevmeyi öğrenmek ve kendini severek kabul etmekten geçiyor. Çünkü her bir hücre sonuçta canlı. Her bir hücremize verdiğimiz o güzel mesajlar, işte aslında iki tane takıldığımız nokta var. Biri değer duygusu, biri güven duygusu. Değer ve güveni birleştirdiğimizde bedenimiz zaten fabrika ayarlarına geri dönüyor. Biz zamanla, işte bizim de suçumuz değil belki, ailemiz kaynaklı, ailemizin de suçu olmayabilir. Yıllardır biriktirdiğimiz o olumsuz olayları, durumları deneyimleyerek kendi kendimizi, kendi bedenimizin içine hapsediyoruz. Sonrasında da çareler arıyoruz. Yani işte ilaçlar arıyoruz, koştur koştur o hastane, bu hastane. Halbuki çare yine kendi içimizde. Affetmenin özgürleşmesiyle kendi kendimize güvenerek, başkaları değil sadece kendimiz, yaşadığımız deneyimleri kabul ederek, acı adını verdiğimiz olayları takılı kalmadan, her birinin aslında, her birimiz için bizi daha
ileriye, daha yükseklere taşıyan olaylar olduğunun farkına vararak, yaşadığımız olayların üzerinde durmadan, bas, atla ve geç modeliyle, ben bu sözü çok seviyorum, olaylardan kurtulduğumuzda ne kanser ne de başka bir şey, hiçbir şeyi deneyimlemeden yolumuza devam ediyoruz diyorum. Ve çalıştığım arkadaşlarımla da bunları deneyimledim bugüne kadar. Gerçekten çok iyi sonuçlar aldık. Kendilerine güvendiklerinde, kendilerine değer ve kendilerini benimsediklerinde, yani biz hep, bizim başka bir merakımız var. İç dünyamızdan hariç başkalarıyla ilgili meraklarımız var. Bizim bir küçüklükten yetiştirilmiş bir el alem merakımız var. El alemle ilgili, yani başkalarıyla alakalı onaylanma ihtiyacımız var. Halbuki her şey kendi içimizde saklı. Bizim başkalarının onaylanmasından çok kendi içimizin onaylanması gerekiyor. Kendi iç sesimizin, öz varlığımızın, belki buna yüksek benliğimiz diyebiliriz. Bunun kendi içimizdeki bütünlüğüne erdiğimizde, zaten o muhteşemliği yaşamaya başladığımızda, yine dediğim gibi hastalık diyor herkes buna ama ben içimizdeki duyguların bütünlüğü diyorum. Onları bütünleştirdiğimizde zaten her şey çok kolay bir şekilde yürümeye devam ediyor. Gelelim şişmanlığa. Şişmanlık aslında korunma ihtiyacını temsil ediyor. İncinmelerden, eleştiriden, tacizden, cinsellikten, cinsel sömürüden korunmaya ihtiyaç duyarız. Yani genelde hayatta ya da bazı konulardan korkarız. Yani bakacak olursak aslında özünde tüm şu konuştuğumuz konuların altında hep bir korku yatıyor. Evet, bizler bugüne kadar belki hep korkuyu deneyimledik, korkuyla yetiştirildik. Ailemiz bize bunları aşıladı. Ama bundan sonra eminim ki ben ve diğer arkadaşlarım, sizler, sizlerin arkadaşları korkuları geride bırakarak sevgiyle yol aldığımızda hiçbir şeyin bu kadar bizi korkutan, ürküten ya da bizim ölümlerimize sebebiyet veren durumlar olmadığını paylaşarak büyüteceğiz. Ve önce kendimizi sevdiğimizde, zaten kendi içimizde sevgi büyüdüğünde diğer arkadaşlarımıza da sevginin büyüdüğünü deneyimleyerek yolumuzun gerçekten dikenden çiçekli bahçelere doğru yol alacağını biliyorum. Aslında kilolarla savaşmak zaman ve enerji ziyanı. Rejimler sonuç veriyor ama rejimleri bıraktığımızda kiloları tekrar geri alıyoruz. Evet, burada da yine hep aynı şeyler. Kendimizi sevmek ve onaylamak, yaşam sürecine güvenmek, aklımızın gücünü bilmekten gelen güvencede olma duygusu en iyi rejim. Yani olumsuz düşüncelerin rejimini yapmamız gerekiyor. Ve eğer biz olumsuz düşüncelerimizin rejimini yaptığımızda gerçekten kilolarımızın kendiliğinden kaybolduğunu hissedeceğiz. Evet, yani içimize bakmak gerekiyor yine. Yani hangi olumsuz düşünceler bizi bu hale getiriyor? İşte onaylanmak, kendimizi sevmek, yaşam sürecine güvenmek eşittir korku. Gelelim ağrıya. Ağrı her türlü bir suçluluk duygusunun belirtisi. Suçluluk duygusu daima ceza arar, ceza ağrı yaratır. Kronik ağrılar kronik suçluluk duygusundan kaynaklanır. Bu duygular o kadar derinlere gömülmüştür ki çoğunlukla farkında bile olmayız. Suçluluk duymak tümüyle faydasız bir duygudur. Ne kimsenin kendisini daha iyi hissetmesini sağlar ne de durumu değiştirir. Yani şöyle düşünmek lazım aslında. Affetmek lazım. Affedip bırakıp gitmesine, yani biz aslında kendi kendimizi, biraz önce de söyledim, kendi hapishanelerimize bırakıyoruz. Yani kendi mahkumiyetlerimizi deneyimliyoruz. Aslında salsak her birimiz kendimizi, affetsek öncelik kendimizi, yaptıklarımızı yargılamazsak, suçluluk duygularını bir kenara bıraksak, eminim ki o muhteşemlikleri yaşamaya başlayacağız. Gelelim inmeye, yani felce. Kanın pıhtılaşmasıdır. Beyin civarında kan akışının tıkanması ve beyne kan ulaşmanın engellenmesidir. Beyin bedenin bilgisayarıdır. Kan hazdır.
Damarlar has kanallarıdır. Her şey sevginin yasalarına göre işler. Evrenin her zeki biriminde sevgi vardır. Haz ve sevgi olmaksızın sağlıklı işle ve çalışma imkansızdır. Olumsuz düşünceler beynimizi tıkar, sevginin ve hazın açık ve özgür bir şekilde akmasını engeller. Mesela kahkaha özgürce ifade edilmezse kahkaha olmaz. Sevgi ve haz için de böyle. Hayat biz öyle bakmadıkça asık suratlı değildir. Küçücük bir olaydan büyük trajediler de yaratabiliriz. Büyük trajedilerden sevinç duyacak bir şey de bulabiliriz. Seçim bizim. Bazen hayatımızın belirli bir yöne gitmesi için zorlarız. Bazen tamamen farklı bir yöne doğru gider. Kimi zaman yaşam biçimimizi yeniden değerlendirmek için kendimize felçler yaratırız. Yani ilmeler yaratırız. Felcin sebebi de bu. Farklı şekilde düşünür insanoğlu ama maalesef felcin ve inmenin sebebi budur. Kasılmalar ve tutulmalar. En çok bu aralar duyduğum sorular ve bana gelen danışanların yaşadıkları. Zihindeki tutukluğun ifadesi, korku, bildiğimiz eski yollara yapışıp kalmamıza neden oluyor. Esnek olmakta zorlanıyoruz. Eğer bir şeyi yapmanın sadece tek yol olduğuna inanıyorsak genellikle bir yerimiz tutulur. Ama daima başka yolları da vardır. Yani biz işte emin diyorum ya, bu programlar sayesinde her birimiz kendi bedenlerimizi çözmeye başlayacağız ve dediğim gibi sağ ve sol bölgelerin de farkına vararak hangi düşüncelerde katıyız, acaba hangi düşüncelerde yargılıyoruz önce kendimizi, suçluluk duyuyoruz. Biz bunları çözmeye başladığımızda ve hiçbir şeyin tek çözüm değil, birçok çözüm yolu olduğunun farkına vardığımızda da kasılma ve tutulmalardan kurtulduğumuzu deneyimleyeceğiz. Ameliyat. Evet, gerçekten gerektiği alanlar vardır. Kırılmış kemikler, kazalar, alternatif iyileşme yollarını yeni öğrenmeye başlamış insanların da başa çıkamayacağı durumlar içinde yararlıdır tabii ki ameliyatlar. Ameliyat kolay bir çözümdür, öyle görünür. Ama zihinsel çalışmalarla birlikte tabii ki bu da hızlı bir şekilde yol alır diye düşünüyorum. Aslında ameliyat yani bana göre olması gereken elzem durumlar da var. Ama olmaması gereken durumlar da var. Olmaması gereken durumlar da deneyimledim. Ama ameliyat olmasın dediğim durumlarda da ameliyat olan arkadaşlarımın farklı farklı şeyler yaşadığını da deneyimledim. Her şey tabii ki zihnimizde bitiyor. Zihnimizdeki o olumsuz kodlardan kurtulduğumuzda ne bir ayağımız kesilir, ne bir kolumuzun farklı şekilde kaynadığını hissederiz. Ve belki de ameliyatı deneyimlemeden çok daha kolay şeyler yaşarız diye düşünüyorum. Deneyimledim. Hakikaten çok şey deneyimledim ameliyatlarla ilgili. Gerçekten bunun zihinde bittiğini, belki küçücük de olsa ameliyat ihtiyacı olan durumlardan büyük durumların, mesela deneyimlediğim bir şeyi söyleyeyim, bağırsak düğümlenmesi. Yani ameliyata girme noktasından döndüğünü deneyimledim. Küçücük bir dokunuştu belki benim için o insana. Ameliyat olmadan o da buna hazırdı demek ki. Ve gerçekten gerek kalmadı. Dış gebelikler deneyimledim bol bol. Yani ameliyatla temizlenmesi gereken durumların ameliyatsız bir şekilde hallolduğunu deneyimledim. Farklı safra taşları deneyimledim. Böbrek taşları deneyimledim. Ameliyat olmadan da özellikle safra taşı düşmez dendiği noktada safra taşlarının düşmesini deneyimledim. Her şey insanın içindeki güçte. Yeter ki niyet etsin ve istesin ve ben de onlarla birleştiğimde güç olarak bunu çok sık yaşadım, çok sık deneyimledim. Hatta telefonun ucundan bile deneyimledim. Safra ve böbrek taş hikayelerim vardır.